Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün size tuhaf kitap kurdu alışkanlıklarımdan bahsedeceğim. Bazı videolarımın altında soruyorsunuz günde kaç saat kitap okuyorsun, kitap okuma rutinin nasıl şeklinde. Hem bunlara ufaktan bir cevap olacak hem de size tuhaf özelliklerimden bahsedeceğim. O zaman ilk özelliğimizle başlayalım. Kitaplığımdan okumak için yeni bir kitap seçtiğim zaman İlk 50 sayfasını okumadan kitabı bırakamıyorum. Kitabın sadece ilk 10-15 sayfasını okuduğumda kitapla bir bağ kurmakta genellikle zorlanıyorum. Bu yüzden de o kitaba geri dönmem birazcık zor oluyor. Bu nedenle de eskiden kendime küçük bir kural koymuştum. Bir kitabın ilk 50 sayfasını okuyana kadar o kitabı bırakma. Bu sayede kitabın hoşuma gidip gitmediğini anlayabiliyorum. Hemen baştan karar vermemiş oluyorum. Bu denemeye çalıştığım özellikle bende bir alışkanlığa dönüştü. Bu nedenle de yeni bir romana başladığım zaman ilk 50 sayfasını okumadan kitabı bırakamıyorum. İkinci özelliğim ise sabah uyandığım zaman kitap okumak. Benim yaklaşık iki senedir yapmaya çalıştığım bir alışkanlık. Sabahları uyandığım zaman ben ilk bir saat kesinlikle telefona bakmıyorum arkadaşlar. Bu alışkanlıktan çok bir istek aslında çünkü ben sosyal medyadan pek fazla hoşlanmıyorum. Gerçekten hiç telefon bağımlısı bir insan değilim. Ekran kullanım saatimde günlük 2 saati geçmiyor genellikle. Bu sebeple de sabah uyandığım zaman ilk işim hiçbir zaman telefona bakmak olmuyor. Bu sabah uyandığımda yaptığım alışkanlıklarımla ilgili de bir video çekebilirim eğer merak ederseniz. Aşağıya yorum olarak bırakırsanız oradan görebilirim. Sabahları uyandığımda genellikle alarmımı kapattıktan sonra yataktan kalkmayı tercih ediyorum. Ama bazı sabahlar İlk yaptığım iş başucumdaki kitabı okumak. Başucumda her zaman ya bir önceki gece okuduğum kitabım ya da böyle zaman zaman ara ara okuduğum bilgi içerikli mutlaka bir kitap oluyor. Sabah uyandığım zaman da yataktan çıkmadan önce en az bir 10-15 sayfa okuyarak güne başlıyorum. Beynimiz uyandıktan sonra yaptığımız ilk eylemi genellikle gün içinde en çok dopamin sağlayacağımız eylem olarak seçiyor. Bu nedenle de eğer sabah uyandığınızda ilk iş telefonunuza bakmak olursa bedeniniz bütün gün boyunca sizden telefonunuza bakmanızı isteyecektir. Bu nedenle de güne genellikle kitap okuyarak başlıyorum. Bu çok fazla değil tabii ki işe yetişmemiz gerektiği zamanlar oluyor veya okulumuza yetişmeniz gerekebilir. Bu gibi durumlarda ilk uyandığınız zaman tabii ki oturup yarım saat kitap okumanızı beklemez kimse sizden. Ama yine de bu benim bir alışkanlığım ve ben her sabah uyandığımda mutlaka bir 10-15 sayfa başucumdaki kitabı okuyarak güne başlıyorum. Bir diğer kitap kurdu alışkanlığımsa kitap ayrıcı koleksiyonum. Ben kitabıma göre kitap ayrıcı seçmeyi çok seviyorum. Genellikle kitabın konusuna, türüne, bazen de kapağına göre mutlaka bir kitap ayrıcı seçiyorum. Böyle Percy Jackson'ın özel kutulu seti vardı. Bu şekilde almıştım. Onun kutusunun içinde de kitap ayraçlarımı tutuyorum. Burada gerçekten sayısız kitap ayracı var. En sevdiğim ayraçlarımı da bu Rick bardağımın içine tutuyorum. Böyle yazarlı olanlar var genelde. Şu büyükleri seviyorum. Harry Potter ayraçlarım var. Harry Potter kitaplarını okurken bazen İngilizcelerini tekrar okuyorum. Bunları kullanıyorum. Dördüncü tuhaf özelliğim ise insanların okuduğu kitapları merak ediyorum. Ama bu bahsettiğim merak büyük ihtimalle aklınıza canlanan şekilde değil. Mesela toplu taşımada giderken yanımda eğer birisi kitap okuyorsa benim o kitabın başlığını mutlaka görmem lazım. İnsanlar bana büyük ihtimalle tuhaf gözle bakıyordur ama ben sürekli a ne okuyor böyle ufak ufak yandan yandan bakarak mutlaka kitabın adını öğrenmeye çalışıyorum. Veya aynı şekilde Instagram'dan birisi bir fotoğraf attıysa çantasının kenarında, arkadaki kitaplığında ya da elinde böyle tuttuğu bir kitabı varsa mutlaka zoom yapıyorum. Bir şekilde o kitabın adını öğrenmeye çalışıyorum. Veya aynı şekilde sokakta yürürken de eğer bir insanın elinde bir kitap varsa ben gerçekten tuhaf görünmeye göze alarak o kitabın adını öğrenmeye çalışıyorum. Bir diğer kitap kurduğu özelliğimse kitap ajandası tutmak. Bu yeni tuttuğum kitap ajandamla ilgili bir video çekeceğim ama şöyle ufak bir örnek göstereyim. Örneğin okuduğum kitaplarla ilgili böyle farklı Pinterest'ten resimler bulup böyle özetiyle beraber böyle sayfalar hazırlıyordum. Tabii bu eski defterim, yeni defterimi daha özenli tutuyorum. Okuduğum kitaplarla ilgili notlar alıyorum ya da böyle sevdiğim kitaplarla ilgili sayfalar hazırlıyorum. Bu ajandamla ilgili kısa bir video çekeceğim ama ben... Yaklaşık olarak 3-4 yıldır kitap ajandası tutuyorum. İlk başlarda ajanda şeklinde olmamıştı. Kitapları unutmamak için içlerine kağıtlar yazıyordum. Bu da daha sonra kitap ajandasına dönüştü. Dediğim gibi bununla ilgili bir video çok yakın zamanda çekeceğim zaten. Bir diğer kitap kurdu özelliğimse kitaplarımı ödünç vermemek. Bu pek çok kitap kurdunun sahip olduğu bir özellik zaten. Okuduğum kitapları başka insanlara veremiyorum. Kitaplarımı ödünç verdiğim çok nadir insanlar var. O insanların da kitaplara nasıl davrandıklarını bildiğim için o insanlara verirken zorlanmıyorum. İnsanlara kitaplarımı ödünç vermediğim için kötü bir insan olduğumu düşünebilirsiniz. Ama aslında ben daha farklı bir yol izliyorum. Eğer bir kitabı çok sevdiysem ve onu karşımdaki kişinin okumasını istiyorsam ona yenisini alıp hediye ediyorum. Genellikle arkadaşlarına durup durup kitap hediye eden insanlardan biriyim. Eğer bir kitabı gerçekten çok seviyorsam mutlaka onun yenisini alıp ...arkadaşlarıma ya da sevdiğim insanlara hediye etmeyi seviyorum. Bir diğer kitap kurdu özelliğimse müzikle beraber kitap okumak. Okuduğum kitabın türüne göre Spotify'dan playlist bulup arkada eşlik etmesi için açıyorum. Özellikle klasik kitapları okurken arkada klasik müzik dinlemeyi çok seviyorum. Çok o dönemin içinde ve çok o kitabın içerisinde hissettiriyor. Fantastik kitapları da okurken arkaya böyle daha epik müzikler açmayı tercih ediyorum. Korku kitapları okurken de arkaya gerilim müzikleri açmak da aşırı kitabın korku seviyesini arttırıyor. Hatta bazı seri kitaplar için Spotify'da zaten insanların hazırlamış olduğu playlistler var. Kitabın adını İngilizce bir şekilde aratarak bulabilirsiniz bu listeleri. Tabii ki sözlü müziklerle kitap okumakta zorlanıyorum. Genellikle sözsüz müzikler tercih ediyorum. Film müzikleri ya da klasik müzikleri tercih ediyorum. Ama bu kitap okurken yapmayı en çok sevdiğim ve kitabın içine en çok girebildiğim şeylerden bir tanesi. Diğer kitap kurdu özelliğim ise dışarı çıkarken kesinlikle yanıma kitap almak. Gerçekten arkadaşlar, kitapsız gittiğim bir yer çok nadirdir. Eğer gerçekten okuyamayacağıma eminsem ya da böyle çok koşturmalı bir günün içine gidiyorsam bazen götürmediğim oluyor. Ama onun haricinde her zaman yanımda bir kitap oluyor. Daha önce kitap okuma alışkanlığı nasıl kazanırsınız videomda. Şuradan gidebilirsiniz. O videoda da anlatmıştım. Ne zaman kitap okumanız gerekeceğini, ne zaman beklemede olmanız gerekeceğini bilemezsiniz. O yüzden de her zaman yanımda kitabımı taşıyorum. Bir diğer kitap kurdu özelliğim yine tuhaf olanlardan. Aslında pek tuhaf değil. Bunu yapan bir sürü kitap kurdu var. Kitap karakterlerine aşık olmak. Kitapların içerisindeki betimlemelerden ve karakterlerin detaylı anlatımlarından dolayı o insanlar gerçekten hayatımızdaki bir bireymiş gibi hissediyoruz. Böyle olduğu zamanlarda da kitap karakterlerini çok sevmek, onlara bağlanmak ve hatta aşık olmak mümkün bir hale geliyor. Bu da benim çok hoşuma giden şeylerden biri. Eğer böyle bir durum varsa zaten gerçekten o kitaptan çok keyif aldığımı anlıyorum. Ve bu hisse çok eğlenceli. O yüzden kitap karakterlerine aşık olan bir kitap kurduğum bunu da itiraf ediyorum. Bir diğer kitap kurdu özelliğim yine benim küçükken kendime kazandırmaya çalıştığım bir özellik. Gürültülü ortamlarda kitap okuyabiliyorum. Eskiden gürültülü ortamlarda kitap okuyamazdım böyle ortaokul zamanlarımda. O zaman da bir karar vermiştim. Benim gürültülü bir ortamda da kitap okuyabilmem lazım. Çünkü her zaman gürültüsüz bir ortamda olmuyoruz. Sessiz, sakin bir ortamda, odaklanabileceğimiz bir ortamda olmak bazen zor olabiliyor. Tabii ki evde sessiz, sakin, huzurlu bir şekilde odamda okumayı tercih ediyorum. Ama gürültülü ortamlarda da kitap okumamı engel olmaması için bu özelliği kazanmaya çalıştım. Bunun için de birkaç tane alıştırma yapmaya çalışmıştım. Bu alıştırmadan da bahsedebilirim isterseniz daha sonra. Bu alıştırma sayesinde yavaş yavaş gürültülü ortamda kitap okuyabilmeye başladım. Bu özellik de bana lise yıllarımda, üniversite yıllarımda çok faydası oldu. O yüzden de gürültülü ortamda kitap okuyabilmek benim en sevdiğim kitap kurdu özelliklerimden bir tanesi. Bir diğer kitap kurdu özelliği ve bence bütün kitap kurtlarında olan bir özellik kitap kokusu. Kitap kokusunu parfüm yapsalardı, oda kokusu yapsalardı sürekli sıkardım arkadaşlar. Gerçekten kitap kokusuna bayılıyorum. Hatta özellikle bazı kağıt kokuları daha farklı oluyor. Onlara bayılıyorum. Gerçekten durup durup böyle kokluyorum ve çok hoşuma gidiyor. Kitap kokusu bence yağmur sonrası toprak kokusu gibi böyle huzur veren bir koku bana o şekilde geliyor en azından. O yüzden kitap kokusunu kesinlikle çok huzurlu buluyorum. Bir diğer özellik ise kitabın sonuna doğru hızlanmak. Nedenini anlayamadığım bir şekilde büyük ihtimalle kitabın sonunu merak ettiğim için kitabın sonlarına doğru okuma hızımı daha da arttırmaya başlıyorum. Bu birazcık yorucu oluyor kimi zaman çünkü ben zaten normalde de hızlı okuyorum. O yüzden daha da hızlandığım zaman birazcık zorlanmaya başlıyorum. Ama kitabın sonuna doğru kendimi engel olamıyorum. Büyük ihtimalle sonuna yaklaştıkça ben çok heyecanlandım ve çok merak ettiğim için kitabın sonunu bir an önce öğrenmek amacıyla hızlanmaya başlıyorum. Ama bu özelliğimi birazcık durdurmaya çalışıyorum şu aralar. Ve bugün bahsedeceğim sonuncu özellik ise maaşım yattığı an ilk yaptığım iş kitap alışverişi. Gerçekten bir şekilde elime para geçtiği an ilk yapacağım iş kitap almak oluyor. Kitap almaya engel olamıyorum. Arkamdaki kütüphanemden de görmüş olacağınız üzere bu hayatta para harcamayı en çok sevdiğim şey kitaplar. Bunun çok da zararlı bir alışkanlık olduğunu düşünmüyorum. Eğer derecesi normalse bence kitap alışverişi yapmak çok faydalı ve iyi bir kazanç. Evet arkadaşlar, bunlar benim tuhaf kitap kurdu özelliklerimdi. İçlerinde sizin de sahip olduğunuz özellikler varsa lütfen aşağı yorum olarak bırakın veya sizin daha farklı kitap kurdu özellikleriniz varsa onlardan da bahsedebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.